Şimdi ilk soruyu çözerek başlayalım. Bu soru zaten biraz ısınma sorusu gibiydi. 10 puanlık bir tane devre tasarlamanız gerekiyordu. Oluşturacağınız modülün ismi devre. Ve bu aşağıda gördüğünüz devreyi tasarlamanız bekleniyordu. 3 tane girişimiz var. Bir de bir bağlamamız gerekiyordu girişlerden birine. Ve bu kapılardan sonra çıkış olarak P çıkışını vermeniz bekleniyor. Bu soruda yapacağımız şey biz denerken 3 tane giriş ABC girişini test edip P çıkışının doğru olup olmadığına bakacağız aslında. Tabii kodu kapı seviyesinde de kodlamış olmamız gerekiyor. Şimdi arada kullanacağımız gerekli wire'lar olacak. Bu wire'ları kafama göre isimlendirebilirim. Ben burada V1'den başladım. V5'e kadar 5 tane wire isimlendirdim. A ve B girişlerini endledikten sonra V1 wire'ına ulaşacağım. Şimdi bunu kenara alıp şu şekilde kodlayalım isterseniz. Kodu silip sıfırdan yazmayacağım. Birlikte burada üzerinden geçeriz diye düşünüyorum şu anda. Şunu da yan tarafa alayım daha rahat görelim. Şimdi ilk önce biz burada bir modül oluşturmak istediğimizde ne yapıyorduk? Bu L-Sources kısmından bir tane Design Sources kısmından Design Source ekliyorduk bir tane. Bunun ismini de devre olarak seçiyorduk. Girişlerimizi yazdık A, B, C. Çıkışımız F. Bunların isimlendirmesinin büyük harfli olması önemliydi. Daha sonra burada 5 tane wire tanımladım. Bunu bu şekilde tanımladım ama çok da bitti. Şu şekilde de gösterebilirdim. Yorum olarak yazayım. Wire şöyle. Şöyle de gösterebilirdim. Normalde burası 5 tane olduğu için burası 4 olması yeterli ancak ben birden başladığım için bu şekilde göstersem daha güzel olur. Şimdi ben böyle tek tek yazdım daha az olduğu için. 5 tane wire tanımladım. Şimdi burada yapacağımız şey bir tane end kapısı. Bu kapılara isim vermek zorunda değiliz. Verirsek güzel olur, karmaşıklığı azalır. Herhangi bir zorunluluğumuz yok. Buradaki end kapısının çıkışı, ilk önce çıkışını yazıyorduk V1. Daha sonra girişlerini yazıyorduk A ve B. Daha sonra aşağıdaki end kapısı, bunun ismine de A2 vermişim. Bunun çıkışı V2, V2 isimli, W2 isimli wire olacak. Girişleri de C ve 1. 1'i bu şekilde bağlayabilirsiniz. Bunun hakkında birkaç tane soru gelmişti. Daha sonra burada bir tane NAND kapısı var. Chat'e bakalım. Kaydı paylaşacak mıyız? Muhtemelen paylaşırız. Ben kayıt alıyorum şu anda. Bakalım. Tamam. Muhtemelen paylaşılır kayıtlar diye düşünüyorum. NAND kapımız var burada bir tane. Bu NAND kapısının çıkışı V3 olacak. Girişleri de buradaki V1 ve V2 isimli wire'lar olacak. Bu wire'ları ara değerler olarak kullandık. Çünkü bunları bir yerde tutmamız gerekiyor. Direkt çıkışa bağlayamadığımız için bu wire'ları burada tutmamız gerekiyor. Daha sonra bir tane şurada XOR kapımız var. Bu XOR kapımızın çıkışı V5 olacak şu aşağıda. Ve girişleri şuradan A geliyor, buradan da V1 geliyor. Şurada da bir tane NOR kapımız var. Çıkışı V4 tam olarak şurada. Girişleri de V3 ve V2. En sonunda da bunları orlamışız ve ilk önce çıkışı yazdık. P çıkışımızı V5 ve V4'e bağlamışız. Şimdi bu kod bu kadardı. Şimdi bunun test bench'ini yazalım birlikte. Test bench'i de hazır. Test bench çekerken nasıl yapıyorduk? Burada L-Sources kısmında bir tane simülasyon dosyası oluşturuyorduk. Ben şu an hazırda oluşturduğum için oluşturmuyorum. Test bench'imizi yazma formatımız da şu şekildeydi. Eğer ben burada atama yapacaksam, bu değerlerin ABC değerlerine değer verip, ABC girişlerine bir değer verip, F çıkışının ne olduğunu gözlemlemek istiyorsam, buradaki ABC girişlerini reg olarak tanımlıyordum. Yani bunlara burada değer atayabiliyordum aşağıda. F çıkışına bir değer atamayacağım için, ne olduğunu gözlemleyeceğim için wire olarak tanımlıyordum burada. Daha sonra benim burada yazdığım modülü örneklemem gerekiyor. Yani burada devre UUT diyerek buradaki registerlerimi, buradaki girişlere ve çıkışlara bağlamam gerekiyordu. Buradaki UUT bize kalmış bir isimlendirme. Sadece geleneksel olduğu için unit under test anlamına gelen UUT şeklinde isimlendiriyoruz. Herhangi başka bir şey de yazabilirsiniz. Ben bunları sırayla bağladığım için, buradaki yazdığım sıra A, B, C ve F olduğu için bu sırayla buradaki A, B, C, F'yi bağlayabilirim. Bunların isimleri başka bir şey de olabilirdi. Bu şekilde TB de diyebilirdim. Mesela şuna TB diyelim. Bu şekilde de isimlendirebilirdim. Ya da bunları sırayla bağlamak istemeyebilirim. O zaman da şöyle yapmam gerekecekti. Nokta A'ya buradaki ATB'yi bağlıyorum diyebilirdim. Önce çağırdığım modüldeki giriş, daha sonra burada isimlendirdiğim register. Hemen burada sırayla bağladığım için bu şekilde bağlayabiliyorum. Daha sonra initial begin kısmında register değerlerimize bir değer atıyorduk. Şunu geri eski haline çevirelim. A diyelim. Şimdi burada atamak istediğim, yani görmek istediğim 8 tane değer var. Çünkü 3 tane giriş var. Bunların hepsini görebilirim. Çünkü az sayıda zaten girişler. 0,0,0'dan 7'ye kadar tüm değerleri görmek istiyorum ki F hangi değerleri alıyor. Bunu yaptıktan sonra şuradaki run simülasyon kısmından
Burayı seçiyoruz ve burada bir tane bizim waveform'umuz oluşuyor. Burada biz doğru yazıp yazmadığımızı görebiliriz kodumuzu. Nasıl okuyabiliriz? Buradaki girişlerimiz 000 iken F'den beklediğimiz çıkışlar 0 ise eğer doğru yazmışız. Buradaki girişlerime bakıyorum. Mesela 100 verdiğimde 1 mi çıkmasını bekliyorum diye. Benim buradaki devreyi açıp şu şekilde şuradan kontrol ediyor olmam gerekiyor. Eğer burada istediğim gibi çıkışlar alıyorsam kodu doğru yazmışım demektir. Şu anda ben istediğim gibi çıkışları alıyorum. Bu soru zaten biraz daha kolay bir soruydu diğerlerine göre. Şimdi şuradan ikinci sorudan devam edelim. İkinci sorumuz binary tree traversal sorusu. Bunda da binary isimli bir tane modül oluşturmamız gerekiyordu. Bu soruda input olarak bize 4 bit genişliğinde bir tane düğüm verilecekti. Bu verilecek düğümlerden sonra yön olarak verilen girişe göre ilgili noda gidecektik, ilgili düğüme gidecektik. Mesela burada 0 düğümü verildikten sonra eğer 00 olarak yön verilseydi iki kere sola gitmem bekleniyordu. Yani buraya gelecektim. 01 gelseydi bir kere sola sonra sağa gelmem gerekiyordu. Şimdi bu soruda önce bir tasarım yapmamız gerekiyor. Bu tasarımdan sonra karne haritasını çıkarıp kapı seviyesinde kodlamalarımızı yapacağız. Peki nasıl bir tasarım yapacağız burada? Şimdi şöyle geleyim ben yana. Şimdi benim burada özellikle belirttiğim bir şey var. Input olarak bize verilecek sayılar, verilecek düğümler iki kere aşağı gidemiyorsam bir düğümden bu düğüm bana input olarak verilmeyecek şeklinde burada bir belirtmiştim. Not olarak yazıldı burada. Yani bu ne demek? Ben input olarak 0 verebilirim çünkü 2 aşağı gidebiliyorum. 1 verebilirim, 2 verebilirim, 3 verebilirim. 3'ten de yine buradan 2 aşağı gidebiliyorum. Ama input olarak bana 4, 5, 6 ve bu aşağıdakilerin verilmeyeceğini garanti etmişim. Çünkü bunlardan 2 aşağı gidemiyorum. Mesela input olarak 4 verilseydi 2 aşağı gidebileceğim burada yer yok. Bu yüzden bunlar bana input olarak verilmeyecekti. Bu durum bizim işimizi kolaylaştırıyor. Neden? Çünkü şu anda input olarak verilebilecek 4 tane düğüm var elimde. 0, 1, 2, 3. 4 tane düğümü de ben 2 bitle gösterebiliyorum. Yani inputlarım, olası inputlarım 0, 1, 2, 3. 4 tane inputum olduğu için ben 2 bitle gösterebiliyorum. Normalde 4 bitlik olan inputumu ben burada 2 bite düşürmüş oldum. Yani aslında şurası inputlarım aslında 0, 0, 0, 0'dı. Ben burada sadece 2 bit kullanacağım için 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde, 0, 1, 2, 3 şeklinde kullanacağım için 2 bite indirgeyebildim. Şimdi şuraya kısaca kaynak düğümü 1, kaynak düğümü 0 şeklinde yazdım. Şimdi bu kısmı güzel tasarladıktan sonra, burayı yazdıktan sonra zaten geriye kalan işlem karne haritasını çıkarmak. Şimdi bunu takip ederek birlikte yazalım. Şimdi burada 0 numaralı düğme gelen giriş, yön girişinin 1. biti ve 0. biti 0, 0 olursa nereye gidiyordum? Şimdi bunları takip ederek yazacağım. 0, 0 olursa nereye gideceğim? 3'e gideceğim. 0, 1 olursa nereye gideceğim? 4'e gideceğim. Bunların hepsini tek tek takip ederek yazmam gerekiyor. Mesela birkaç tane örnek gösterelim. Burada 2 numaralı düğümümden nerelere gidebiliyorum bakalım. 0, 0 verilirse 11'e gidebiliyorum. 0, 1 verilirse 12'ye gidebiliyorum. Burada 1, 0 verilirse gidebileceğim bir yer yok. Bunu da not olarak yazmıştım. Burayı isterseniz don't care olarak alabilirsiniz. İsterseniz 0 çıkışı verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tasarımınızı nasıl kolaylaştıracaksa. Çünkü böyle bir input'u denemeyeceğimizi söylemiştik yine. 4 input'u nasıl 2 bite indirgedik diye bir soru geldi. 4 input'u, 4 tane benim input'um var. Bunları kaç bitle gösterebilirim diye düşündüm. 2 bitle gösterebilirim. Yani 0, 0 dediğim giriş burada bana 0'ı gösterecek. 0, 1 dediğim şey 1. 1, 0, 2 ve 1, 1, 3. Bu şekilde 2 bite indirgemiş olduk. Çünkü diğer düğümleri ben hiçbir zaman kullanmayacağım. Yani diğer düğümler bana input olarak gelmeyecek. Bunu garanti edildiği için bu durum. Ben burada sadece 4 düğümü kullanabilirim. 4 düğümü de 4 tane input'u da sadece 2 bitle göstermem yeterli olur. 4, 5, 6 tüm nodları da giriş olarak alsaydık ama onlardan gidilemeyeceği için don't care yapsaydık yanlış mı olurdu? Hayır. Yanlış olmazdı. İstediğiniz gibi yapabilirdiniz. Sadece karmaşıklığınızı arttırırdınız. Çünkü öyle bir durumda karne haritası çok karmaşık bir hale gelecek. Yani ben burada 4 tane bit olduğunu düşünün. Bir de 2 bit giriş. Altılı bir karne yapmanız gerekecekti bu durumda. Aşağı doğru bir sürü altılı değil aslında daha fazla oluyor. Bu durumda çok fazla karmaşık bir hale gelecekti karnınız. Yani bunu yapmanıza gerek yoktu. Ben bu şekilde 4'e düşürebilin diye aslında bu şekilde tasarladım soruyu. Ama o şekilde yapsaydınız da yanlış olmazdı. Doğru sonucu verdiği sürece tasarımınızın hiçbir önemi yok. Yani doğru çalıştığı sürece bir önemi yok. Ama
Şu anda ödev yaptığınız için bunu KarnaMap Solver kullanarak aslında çözmüşsünüzdür muhtemelen. Çözebilirsiniz. Ama sınavda böyle bir opsiyonunuz olmayacak. Bu yüzden en pratik halini, en kısa halini çözmeye çalışın sınav sırasında. Şimdi şunları silerek devam edeyim ben. Şimdi şu durumda ikinci düğümden şuraya geldiğimizde 1-0 durumunda buranın don't care olacağını görüyorsunuz. Ya da siz ne isterseniz verebilirsiniz. Çünkü denemeyeceğiz. 1-0 durumunda yani ikinci düğümdeyken ben 1-0 gelirse burayı don't care olarak aldım. Aynı şekilde şu üçüncü düğümden sol tarafa gidebilirken 0-0 ya da 0-1 verilebilirken 1 ile başlayan 1-0 ya da 1-1'in hiçbir zaman gelmeyeceğini görüyorsunuz. Çünkü şuralar boş. Şimdi bu durumda da ben aynı şekilde buraları don't care olarak kabul ettim. Bunu piyasada da sordunuz. Hani herhangi başka bir şey de yazabilirdiniz. Sonuçta denemeyeceğiz bunları. Şimdi ben bu şekilde yazdıktan sonra artık elimde benim 4 tane 16'lık karnım olduğunu görebiliyorsunuz. Elimde 4 tane biti var. Sonucumuzun hedef düğümünün 4 tane biti var. Ve bu düğüme ulaşmak için de 4 tane 16'lık karno yapmam gerekiyor. Şimdi ben bu karnoları kolaylık olsun diye sizin gibi KarnaMap Solver'dan yaptım. Şu şekilde gösterebilirim bitlerini. Bir tanesini istiyorsanız örnek olsun diye birlikte yapalım şurada. Bir tane KarnaMap Solver. Şimdi bizim girişlerimiz neydi? Şuradan bakalım. Kaynak düğümümüz var bir tane. Kaynak düğümünün birinci bitini kullandık, sıfırıncı bitini kullandık. Kaynak düğümünün sıfırıncı bitini kullandık. Bir de yön girişimiz var. Yönün birinci biti ve yönün sıfırıncı bitini kullandık. Şimdi şuraya bakalım. KD1, KD0, yön 1, yön 0. İsimlendirme kolaylık açısından ben buraya isimleri de ABCD değil bu şekilde yazdım. Şimdi isterseniz şu bitini yapalım. En kolay çıkan hangisi? Şu HD3. Şuradaki biti yapalım. Şimdi sırayla bunları yazmam gerekiyor benim. 0, 0, 0. Gray koda göre burayı dolduruyorum. Aşağısı şurayı büyüteyim birazcık daha rahat görebiliyor musunuz? Şimdi şurası 0, 0, 0, 0. Burası doğru. Devam ediyorum aşağıdan. Sonra 0, 1, 1, 1 olacak. 0, 1, 1, 1 olacak burası da. Daha sonra 1, 1, x, 1 olacak. Şurası aşağısı 1, 1, x olacak burası. Burası da 1. Ve şurası son olarak ne kalıyor? 1, 1, x, x kalıyor. Şurayı yapalım. Ay pardon. Şurası 1, 1, x, 1. Şimdi bu durumda benim Karno yapmam burada zaten hangi kapıları kullanacağımı söylüyor. Bunu kendiniz yapsanız, Karno'yu gruplayarak kendiniz yapsanız elde daha iyi olur. Pratik yapmış olursunuz. Hani şu an ödevde bizim bunu kontrol etme gibi bir lüksümüz yok tabii ki. Çünkü sınav esnasında internet kullanamayacaksınız. Bu yüzden Karno yapmak için de bir pratik yapsanız güzel olur. Şimdi burada Karno yapmayı hatırlamayanlar için nasıl bir gruplandırma yapmış hemen bakalım. Karno yaparken ne yapıyorduk? Eğer birileri gruplandırıyorsak şu anda yapabileceğimiz en büyük ikinin katı grubu oluşturmaya çalışıyorduk. Şu an benim elimde don't care'leri de alabildiğim için şu maviyle gösterilen annotate ile çizeyim hatta şuraya. Şurada sekizli bir grubum var görüyorsanız. Sonra açıkta hiçbir bir kalmayacak şekilde bir gruplandırma yapmaya çalışıyorum. Şurayı dörtlü bir şekilde gruplandırmışız ve şurayı da dörtlü bir şekilde gruplandırmışız. Yani ben bu işlemi üç tane gruplandırma yaparak çözebilmişim. Bunun sonucunda ne yapıyorduk? Mesela şu aşağıdaki yere bakalım. Burada sadece şu sekizli gruba bakarsak eğer aynı olan kısmı alıyorduk. Yani KD1'i alıyorduk burada. Gördüğünüz gibi sadece KD1 gelmiş. Mesela şuradaki ikinci ortadaki dörtlü gruplandırmaya bakınca ne yapıyorduk? Aynı olan bitleri alıyorduk. Aynı olan bitler hangisiydi? KD0 çarpı yukarıda aynı olan bitler 1. Bu da yön 0. KD0 yön 0. Karno yapmayı da böyle biraz hatırlamış olduk. Şimdi bunun karnosunu yaptıktan sonra yapacağımız şey burada. Buna bakarak bir tane devre çizmek. Ben şurada çizilmiş halini şimdi size göstereyim. 4 bit içinde bu şekilde bir devre çıkıyor karnosunu yaptıktan sonra. Şimdi bunlara bakarak artık kapı seviyesinde kodlama yapmamız gerekiyor. Bu ödev birazcık bu konuda uğraştırıcı oldu sanırım. Karnolar biraz fazla oldu sürekli. Şimdi bunlara bakarak biz yan tarafı alayım tek tek. Kodlamasını yapacağız kapı seviyesinde. Şimdi şurada önce şunu bir kapatalım. Şunu da kapatalım. Şimdi bir projede birden fazla modülle çalışıyorsanız dikkat edeceğiniz şey
Çalıştırdığımız modülün hiyerarşik olarak en üstte olması. Şu anda biz en son devreyi çalıştırdığımız için şurada yukarıda görüyorsunuz solumda. Hiyerarşik olarak en üstte bunun olduğuna dair bir işaret var. Şu anda ben binary modülünü çalıştıracağım için sağ tıklayıp bunu set as top diyorum. Bundan iki tane var. Çünkü ben fark modülünün içinde bunu örneklediğim için bunun altında gösteriyor şu anda. Bir de aşağıda test bench'ini binary'yi üste çıkaralım ki ikisini birlikte çalıştırabileyim. Şimdi binary'nin kodunu yazmaya başlayalım. Şu devreyi kapatalım. Binary'yi açalım. Binary'nin test bench'ini açalım bir de. Tamam. Şimdi bizim girişlerimiz 4 bitlik bir tane kaynak düğümümüz vardı. 2 bitlik yön girişimiz vardı. Bir de 4 bitlik hedef düğümü çıkışımız vardı. İlk önce hedef düğümü 3. En soldaki bitimizi önce bir yazalım. Şunu da kenara alayım küçük. Daha rahat görelim. Şimdi burada birden kaç tane var? 23 tane wire kullandığım için yine bu şekilde bir kodlama yaptım. Çünkü tek tek elimle yazmam daha zor olacaktı. Aslında bu ne demek? 24 tane kullanabilirsin demek. Ama ben burada birden başladığım için burayı 23 olarak gösterdim şu anda. Şimdi kullanacağım şey ilk önce kapı seviyesinde buraları tasarlayacağız. Burayı ya zaten devresi var elimizde. Bir tane end kapısı kullanacağız. Dediğim gibi bunları isimlendirmek zorunda değiliz. Bir sonraki modülde isimlendirmeden devam ettim. V1 çıkışına önce çıkışı yazıyoruz. Daha sonra girişimiz kaynak düğümü 0 ve yön 0'ı bağladık. Buraya end kapısı kullandık. Aşağıda aynı şekilde bir end kapısı kullandık. V2 çıkışına kaynak düğümü 0 ve yön 1 girişini verdik. Buradayız. Daha sonra bunları bir ora soktuk. Ora soktuktan sonra hedef düğümü 3. biti artık sonucumuzun 3. biti son bitini elde etmiş olduk. Bunun girişleri de V1, V2 ve şuradan KD1. Wire 24 bitlik tanımladık. Tekrar söyleyeyim tabii ki. Şunu yazdıktan sonra ben şurada gördüm ki en son 23 tane ben wire kullanmışım. Tek tek bunları 23 tane yazmak yerine dedim ki bu aşağıda bir wire tanımlayayım. Neden 24 bitlik tanımladım diye sorarsanız V0'dan başlamamışım yazarken. V1'den başladığım için en son 23 olacak şekilde şöyle bir tanımlama yaptım. 23'ü de kullanabileyim diye. Elimde aslında şu an 24 tane wire var ama V0'ı burada kullanmamış oldum. Sebebi bu. Şunu da silelim. Şimdi şuradan devam edelim. Aşağı iniyorum. Artık hedef düğümü 3 hazır elimde. Şimdi aşağı iniyorum ve hedef düğümü 2'nin devresine bakıyorum. Buradan devam ediyorum. Bir tane NAT kapısı kullanacağım. Bu arada aynı şeylerin NAT'ını almışız mesela ve tekrar tekrar aldım. Ya da şuradan şu şekilde de gösterebilirdim. Şurada görüyorsunuz. Buradaki V3'ü buraya bağlayabiliyorum bu şekilde. Karmaşıklığı arttırmamak için bazen tekrar tekrar aldım. Daha sade olabilir. İlla bu kadar wire kullanmak zorunda değilsiniz. Daha az kullanabilirsiniz. Bazı şeylerin değerini 2 kere aldım mesela. Sadece karmaşıklık olmasın diye o an hemen çizdim geçtim. Şimdi ilk önce burada bir tane NAT kapısı kullandık. V3 çıkışı. Hangisinin NAT'ı? Kaynak düğümü 0'ın değerini almış olduk burada. Daha sonra burada end kapısı kullandık. Bu end kapısının girişleri V3 ve yön 0 oldu. Daha sonra end kapısı kullandık aşağıda V5 ve bu şekilde devam ediyor. Bunların hepsini tek tek göstermeyeceğim. Yaptığımız tek şey burada kapı seviyesinde önce çıkışları vermek, sonra artık kaç tane girişimiz varsa bunları vermek ve özellikle bit bit hedef düğümü çıkışımızın önce 3. bitini hesapladım. 2, 1 ve 0. Bu şekilde bir tasarım yaptık. Devrelerimizin son halde bu şekilde. Yani sınavda da yaparken bu şekilde kağıt üzerinde bir isimlendirme yaparsanız daha rahat görürsünüz. Karmaşıklık olmaz en azından. Neyi nereye bağlayacaktım? Çünkü kapı seviyesinde tasarım birazcık daha dikkat istiyor. Dikkatsizlik yaptığımız anda kaçabiliyor. Şimdi bunun test bench'ini birlikte çalıştıralım. Run simulation diyelim. Hemen açalım. Şuradan küçültelim. Şimdi kaynak düğümü nodumuzu bu şekilde görelim. Zaten desimal olarak gösteriyor. Yön girişimi ben binary olarak görmek istiyorum. Çünkü 0-0 mı 1-1 mi onu görmek istiyorum. Aşağıdaki hedef düğümümü de şuradan değiştiriyorum. Unsigned desimal olarak göstermek istiyorum. Şimdi bu ne demek? Ben 0. düğümdeyken bana 0-0 gelince ben 3. düğüme ulaşmışım burada. Doğru mu yapmışım? Hemen bakalım. 0'dayken 0-0 gelince 3, 0-1 gelince 4.
Kontrol edelim. 0, 1 gelince 4. 1, 0 gelince 5, 6. Bizim kriterimiz burada verdiğimiz inputlar doğrultusunda şurada görüyorsunuz. İstediğim çıkışı almış mıyım, almamış mıyım? Bunların hepsini kontrol etmem gerekiyor. Mesela ben burada bakalım. Üçüncü düğümdeyken mesela don't care olan durumları şu an tasarımımıza göre rastgele bir değer veriyor. Çünkü ben rastgele bir değer verebileceğini söyledim. Mesela bakalım. Şurada üçüncü düğümdeyim. Üçüncü düğümdeyken 0,0 ya da 0,1 gelirse 14, 15 gelecek. 0,0 gelince 14, 0,1 gelince şurada 15 verdi. Bu ikisine don't care dedim mesela 11 ve 15 vermiş. Bunların hiçbir önemi yok. Rastgele bir değer vermiş. Tasarımımızda öyle söyledik çünkü. Buraya 0 da verebilirdim. Başka bir şey de verebilirdim. Don't care deme sebebim karma yaparken gruplandırması sizin için daha kolay olsun diye. Hani sabit bir değerdense onu söylemek istedik. Şimdi bu soruyu da yaptığımıza göre bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 2'nin B'si. Bu da seviye isimli modül oluşturmamız gerekiyordu burada. Bu soruda bizden istenen bu düğümlerin input olarak verilen düğümün seviyesini hesaplayabilmek. Şimdi burada kaç bitlik bir girişimiz var? Yine 4 bitlik bir tane düğüm girişimiz var. 3 bitlik bir tane de çıkış sinyalimiz var burada, düğümün seviyesi. Şimdi burada ne olacak? Ben input olarak 0 verdiğim zaman istediğim sonuç 0. Input olarak burada atıyorum 4 verdiğim zaman istediğim sonuç 2. Şimdi bu yine tasarlaması biraz daha kolay bir soru diğerlerine nazaran. Hemen bakalım. Bu soruda yapacağımız şey seviye ve elimde zaten 4 bitlik bir tane giriş var. Bunlara kısaca D dedim. Düğümün 3. biti, 2. biti, 1 ve 0. biti. Şimdi bu düğüm girişleri 0. düğüm, 1. düğüm ve buradan gidiyor 15. düğüme kadar. Bunların seviyelerini yazacağım. Seviye çıkışım zaten 3 bitlik olduğu için buraya düğümün seviyesi anlamına gelen DS yazdım. 2, 1 ve 0. 0. düğümün seviyesi 0. 1. düğümün seviyesi 1. 2'nin de 1. 3'ün 2. Bu şekilde devam ediyor. Bunları yanına tek tek yazdım. 15. düğümün seviyesi 4'müş mesela. Şu aradakiler 3. Şunlar 3. Şu kalanlar da 2. Bunların seviyesini tek tek yazdıktan sonra yapacağımız şey artık 3 tane 16'lık karno yapmak. Bu da yani sadece uğraştırıcılık gerekiyor. Bu soruda ekstra düşünmemiz gereken bir şey yoktu. Sadece bunun seviyesini hesaplayacağız. Şimdi burada önce karno haritası yapmadan önce şöyle bir şey fark ettik çözerken. Şimdi şu DS2 sadece şurada bir değerini alıyor. Şimdi ben bunun karnosunu çizmeye uğraşmadan önce ben bunu fark ediyorum ki sadece şu 3 biti 1 ise burası 1 oluyor. O zaman ben ne yapabilirim direkt? Şuradaki 3 biti D3, D2, D1'in entlenmesiyle ben bu biti oluşturabilirim. Yani eğer böyle bir kolaylık çıkıyorsa önünüze, böyle fark edebileceğiniz bir durum çıkıyorsa hiç karno çizmenize gerek yok. Karno çizseydiniz de aynı değer çıkacaktı. Yani burada yapacağımız şey 3 tane giriş entlemek ve çıkışa bağlamak. Şimdi geriye kaldı 2 tane elimizde bit. Bu bitin devresini hesaplayabilmek için de karno haritası yapacağız. Yine aynı şekilde karnosunu çıkardıktan sonra elimizde bir tane devre olacak. Bu devreyi de bu şekilde aşağıya çizdim. Şimdi bunu kodlayalım beraber kısaca. Şimdi tekrardan artık binary ile işimiz bitti. Binary'yi kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Hangisine geldik? Seviyeye geldik. Bunu set stop diyoruz. Test bench'ini de üste çıkaralım. Şimdi seviye kodunu açalım birlikte bakalım. Şimdi elimizde 4 bitlik girişimiz vardı, düğüm. 3 bitlik çıkışımız, düğümün seviyesi vardı. Burada özellikle yazarken genelde şuraya virgül falan koymak gibi bir hata yapılıyor. Dikkat edin lütfen. Burada yaptığımız şey aslında bunları yan yana yazıyormuş gibi düşünebilirsiniz şurada. Aslında mesela şurada girişlerimiz parantez içinde A virgül B. Sadece bunları alt alta yazdığımız için sonucunun sonuna virgül koymayız normalde. Hani koymayız. O yüzden şuraya virgül koymak gibi bir hata yapılıyor normalde. Buraya dikkat edin. Bir tane sorumuz var bakalım. Test bench'ini göstermedik öncekinin. Haklısın. Oraya hemen dönelim. Öncekinin test bench'ini açalım. Hangisini yapmıştık? Binary'nin test bench'i. Şimdi binary'nin test bench'ini yazarken ne yapmıştık? Elimizde 4 bitlik kaynak düğüm girişi vardı, yön girişi vardı, hedef düğümü çıkışı vardı. Giriş olanları register olarak tanımladım ki bu girişlere belli değerler atayabileyim. Sonra hedef düğümü çıkışını görebileyim. Bunu yaptıktan sonra yine sırasıyla yazdığım için binary modülüne bu şekilde bağlayabiliyorum. Kaynak düğümü yön ve hedef düğümü olarak bağlayabiliyorum.
Bunu yaptıktan sonra initial begin diyerek bu girişlerime, register değerlerime, girişlerime bir değer atayacağım. Daha sonra hedef düğümünün doğru olup olmadığına bakacağım. Biz waveform'unu gördük demin ama test bencine bakmamışız. Burada 4 bit olduğu için şu şekilde de yazabilirsiniz. 4 bit işte decimal 0 da diyebilirsiniz ya da direkt 0, 1, 2 de diyebilirsiniz bu şekilde. Kaynak düğümüm 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Bu girişlere bağlı olarak da şuradan ayıracaktık. Yön girişimde 4 tane opsiyonum vardı. Toplamda 16 tane ihtimalim vardı. Bunların hepsini birlikte gözlemledik zaten. Test bence de bu şekilde. Direkt sayı olarak yazınca desimal kabul ediyor. Evet. Ama ne olur ne olmaz şöyle de yazabilirsiniz. Yani bu şekilde de gösterebilirsiniz. 4 bit, 4 bit desimal 0 diyebilirsiniz. 4 bit binary 0, 0, 0 diyebilirsiniz. Böyle 0 da diyebilirsiniz. Bunun test bencini kapatıyorum. Seviyeden devam ediyoruz. Şimdi seviyeyi şu şekilde yazıyorduk. Karnomuz çok basitti. Zaten ben burayı bir girişini bulmuştum. Bir girişim düğümün seviyesi ikinci bitim. Zaten 3 tane girişin entlenmesiyle bulunuyordu. Düğümün 3. biti, 2. biti ve 1. bitini entleyince ben düğümün seviyesinin 2. bitine ulaşmış oluyordum. Önce çıkışı yazdık, sonra girişleri yazdık. Şimdi düğümün seviyesinin 1. bitini kodlayalım beraber. Burada bir tane NAT kapısı var. Bu NAT kapısının önce çıkışını yazıyorum. Burada kaç tane wire varmış buna da bakalım. Kodlarken burada 18 tane wire görmüşüm. Bu sefer sıfırdan başlamışım. Yani 19 tane wire kullanacağım demektir bu. 19'luk bir tane tanımladım. Aslında şöyle de tanımlayabilirdim. En son 18'i kullanacağım için. Böyle tanımlamışım. Taşma olmadığı sürece fark etmez. Şuraya bir bakalım. Başka kullanmıyoruz. Şimdi burada birinci bit hesaplarken ne yapıyorduk? NAT kapısını aldık. Düğümün üçüncü girişini bağladık. Üçüncü bitini bağladık ve çıkışına da V0 yazdık. Sonra şurada bir tane end kapımız var. Bu end kapımızı burada kodluyoruz. Bu end kapımızın önce çıkışını yazdık. V1 kablosu. Daha sonra girişlerini yazdık. V0 ve düğümün ikinci biti. Daha sonra NAT kapısını kodluyoruz. V2 çıkışımız ve girişimiz de düğümün ikinci biti. Bu şekilde devam ediyor. Bu tasarımdan hiç şaşmadan bunların hepsini tasarlıyoruz, kodluyoruz. Düğümün seviyesinin birinci bitine bulduktan sonra aynı şekilde şu devreyi takip ederek, burada V19 varmış onu görmemişiz. Bu devreyi takip ederek burayı da kodladıktan sonra test bencine geçebiliriz. Şimdi bazen şunları bağlamayı unutanlarınız oluyor. Bunları unuttuktan sonra test bench'te böyle kırmızı kırmızı kablolar çıkıyor. Mutlaka çıkışa bir şey bağlamamız gerekiyor ki biz test bench'te bunu doğru gözlemleyebilelim. Şimdi seviyenin test bencine bakalım birlikte. Şimdi 4 bitlik düğüm girişimiz vardı. 3 bitlik düğümün seviyesi çıkışımız vardı. O zaman ben 4 bitlik register tanımlayacağım düğüm isminde. Ve 3 bitlik düğümün seviyesi wire tanımlayacağım. Çünkü bu çıkış olacak. Bunları bu şekilde bağlıyorum. Seviye UUT dedim. Düğüm ve düğümün seviyesini bu şekilde bağladım. Dediğim gibi nokta düğüme buradaki bunun ismi D de olabilirdi. D'yi de bağlayabilirdim. Sadece kolaylık olsun diye aynı ismi verdim. Daha sonra burada ilgili değerleri atayacağız. Şimdi kaç tane input'um var? 15 tane input'um var ve ben bu düğümlerin seviyelerini görmek istiyorum. Buraya bunların hepsini yazdım. 50 nanosaniye bekletelim ki değerlerin değiştiğini görelim. Değerler değişmezse eğer bunu göremezsiniz. Bazen bunlar da yazılması unutuluyor bazen. Hemen tam simulation diyelim. Şimdi bunu küçültelim. Şimdi doğru sonuç alıp almadığımıza bakacağız. Şunu biraz büyütürsem daha net görülür herhalde. Sıfırıncı düğümün seviyesi 0. 1 ile 2'nin seviyesi 1. Şuradan kontrol edelim hemen. Burayı görüyorsunuz. 1 ile 2'nin seviyesi 1. Sonra 3'ten 6'ya kadar olanların seviyesi bakalım 2. Daha sonra 7'den şurası D olarak görünüyor. Bunu hemen düzeltelim. Burada şu an default olarak ayarlı. Biz unsigned decimal olarak görmek istiyoruz. 7 ile 13 arasındakilerin seviyesi 3. Ve 14 ile 15'in seviyesi de 4. Buradan sonra artık değişmiyor çünkü bir değer değiştirmedim. Doğru şekilde kodladığımızı görmüş oluyoruz. Test bench yazmanız zorunlu değil. Sınavda zorunlu olur mu bilmiyorum. Ama mutlaka bir test bench yazın. Çünkü test bench yazmanız zaten 3-4 dakikanız maksimum alacak. Ve burada doğru değerleri yazıp yazmadığınızı görebilirsiniz. Kapı seviyesinde olduğu için çok fazla dikkatsizlik yapılabiliyor. Hani bu yüzden mutlaka yazmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi hangi soruya geçtik? Fark sorusuna geçtik. Bu soru biraz daha diğerlerine göre soru alan bir soru oldu.
Şimdi bu soruda bizden ne istiyordu? Burada bir hiyerarşik modelleme kullanacağız. Ve daha önce yazdığımız binary modülüyle seviye modülünü kullanmamız gerekiyor. Şimdi biz burada input olarak iki tane düğüm vereceğiz. Bu düğümlere iki tane yön vereceğiz. Ve bu çıkan düğümlerin seviyelerinin farkını hesaplamamızı istiyor. Mesela şurada bir tane örnek bakalım birlikte. Mesela birincinin düğümüne giriş olarak 0 verelim. Yön olarak da mesela 0, 0 verelim. O zaman benim çıkan düğümüm bu olacak. Daha sonra seviye modülünü kullanarak bunun seviyesini hesaplamam bekleniyor. Yani elimde seviyesi 2 olan bir, şöyle yazalım, seviyesi 2 bunun. Şimdi ikinci düğümüme de giriş olarak mesela şunu verelim, 2'yi verelim. Input olarak da mesela 1, 1 diyelim, sağ gitsin 13. Daha sonra 13'ün seviyesini hesaplayacağız seviye modülünü kullanarak. Bu da bana 3 verecek. 3 verdikten sonra ben bunların farklarını 1 olarak, output olarak vereceğim. Sorunun bizden istediği şey tamamen bu. Bunu yaparken de dediğimiz gibi hiyerarşik modelleme kullanacağız ve daha önce yazdığımız modülleri örnekleyeceğiz burada. Şimdi burada görmenizi istediğimiz yine bir optimizasyon var aslında. Böyle daha az bite nasıl indirebilirim, daha kısa nasıl çözebilirim gibi bir düşünce gelmesi lazım aklınıza. Şunu silelim. Şimdi burada yapacağımız iyileştirme aslında şu şekilde olacak. Şimdi ben buraya sadece aşağı 2 bit aşağı inebileceği inputları vereceğimi zaten söylemiştim. Soruda yazıyor burada. Yani 2 bit aşağı inemiyorsam ben, 2 seviye aşağı inemiyorsam input olarak zaten verilmeyecek. Şimdi ben 0'ı verdiğim zaman neresi çıkacak? En düşük seviye 2 çıkacak. Yani hiçbir zaman benim output'um seviye 0 ve seviye 1 olmayacak. Hiçbir zaman. En fazla da mesela şu 3'ü veririm. 3'ten seviye 4'e inebilirim. Yani benim seviyem, çıkabilecek seviyem aslında 2, 3 ve 4. Yani elimde 3 tane seviye var ve ben bunların farklarını hesaplayabilmek istiyorum. Yapacağım şey temelde bu. Şimdi çözümüne geçecek olursak. Şimdi benim farkım en fazla 4, en az 2 olacağı için farkımız en fazla 2 olabiliyor. Ve elimde zaten 3 tane benim input olacağı için ben bunu 2 bitle gösterebilirim. Seviye 2, seviye 3 ve seviye 4. Elimde totalde 3 tane inputum var ve ben bunları 2 bitle gösterebilirim. Şimdi burada karmaşık olan şey 2, 3'ü ve 4'ü yazarken 4'ün 3 bit olması. Yani ben bu değerler benim zaten gelen seviye çıkışımın sonucu yani aslında burası 3 bit. Ama ben 2 bit kullanmak istiyorum ki şurası zorlaşmasın yani. 2 bit, 2 bit 16'lık bir karne yaparak kurtarabileyim istiyorum. Şimdi burada düşüneceğim şey buradaki 3 biti 2 bite nasıl indirgerim? Yani 3 bit var ama ben 2 bit olarak kullanmak istiyorum. Şimdi benim seviyem burada eğer 2 ise, 3 ise ve 4 ise. Şimdi şunu fark ediyorum ki şu 2 biti zaten birbirinden farklı. Yanda şöyle yeni bir isimlendirme gibi olmuş oluyor aslında. Sadece çıkan seviyenin son 2 bitini kullanarak ben burada şöyle bir şey yapabiliyorum. Diyorum ki burası 0 0 ise şuraya bakıyorum. Bu 4 olsun. 0 1 ise bu. Zaten 0 1 girişim yok. X fark etmez şu an kullanmayacağım. 1 0 ise eğer burası bu da 2 olsun. 1 1 ise de 3 olsun diyorum. Yani aslında burayı burayla isimlendirme böyle değiştirmiş oluyorum burayı. Yeni bir eşleştirme yapmış oldum. Artık şu sorumuza bakalım. Sorunun başında hedef düğümü verilmeseydi, direkt seviye modülü çağrılsaydı, elimizde 0-1 seviyeleri de gelebilseydi, o zaman 5 seviye olacak şekilde gelecekti. Şimdi zaten bu soruda hiyerarşik modelleme kullanılacağı için şunların gelemeyeceği 0-0 niye 4 oldu? Çünkü sadece sağdaki 2 bitini kullanmak istedim. O yüzden dedim ki zaten 0-0 ile eşleşen başka bir şey yok. O yüzden 0-0'a 4 diyeyim dedim. Şu bitlerini kullanmak istemiyorum. Bunları indirgeyip sadece 3 bitten 2 bite düşürmek istiyorum. Deminki soruya gelecek olursam da şöyle bir şey var şimdi. Şuradan ödeve bakalım. Zaten input olarak ben hiyerarşik bir modelleme kullandığım için şuradan yukarı gelmeyeceğini bildiğim için böyle bir tasarım yapabiliyorum. Böyle olmasaydı bu soruyu böyle sormazdık zaten. Tüm seviyelerin farkını hesaplayın şeklinde daha zor bir soru olmazdı. O zaman 3-3 bir Carnot çizmeniz gerekirdi. Altılı bir girişi olan bir Carnot yapmanız gerekirdi. Bu da çok pratik bir çözüm değil. Zaten derste de altılı karne yapmıyoruz. Hani bu kadar karmaşık bir şey soruluyorsa eğer, hani 3-3 girişi olan bir şey soruluyorsa bir şekilde indirgememiz gerekiyor bunu. Çünkü hani ödevde hadi şeyde yapabiliyoruz.
hani Karnom Apps olur falan bir şekilde internetten çözebiliyoruz. Ama normalde hani kendimizin yapması daha zor bir şey bunu. Şuradan devam edelim. Şimdi input'um benim 3 tane. 2 bitle gösterebileceğimi söyledim. Ama 3 tane olan input'umun bunlar kendi içinde 3 bit. Ben bu 3 biti kullanmayıp 2 bit kullanmak istiyorum. Bu yüzden sadece sağdaki 2 bitini, 0. ve 1. bitini kullanarak bu seviye çıkışlarının bir tasarım yapmak istiyorum. Sonra bunları yeniden isimlendiriyorum. Sorumuz geldi yine. Hiyerarşik modelleme tam olarak ne anlama geliyordu? Burada hiyerarşik modelleme dediğimiz şey, biz binary modülünü çağıracağız ve seviye modülünü çağıracağız. Kodun içinde biz eğer bunları çağırarak, bu modülleri kullanarak bir tasarım yapıyorsak bu hiyerarşik modelleme oluyor. Mesela derste de görmüştük. Flutter yaparken Halfeder'ı çağırmıştık. Halfeder'ı kullanarak bir tasarım yapmıştık. Mapsolver'la altılı karno yaptıysak yanlış mı kabul edilir? Hayır, yanlış kabul edilmez. O doğru sonucu verdiği sürece hiçbir problem yok. Sadece sınavda altılı karno yapamayacağımıza göre bu şekilde çözmeyi, hani bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Hani bunu öğrenseniz daha iyi olur. Input'u 3 bit aldım, bir şey olur mu? Input'u 3 bit almanızda hiçbir problem yok. Zaten biz tasarımımızın içinde, yani seviye çıkışının zaten 3 biti var. Ben sadece 2 bitini kullanarak bir tasarım yapmak istiyorum. Hani altılı karno çözdüyseniz hiçbir problem olmaz. Ama bu şekilde çözmeniz daha pratik olur. Çünkü sınavda öyle çözemeyeceğiz. Şimdi artık çıkabilecek seviyelerimi burada yazdım. 0-0 ise seviyesi 4 demek. 0-1 ise fark etmez, bir şey gelmeyecek. 1-0 ise 2 demek. 1-1 ise 3 demek. Şimdi buraya yazıyorum. Bu birinci düğümün seviyesi. Şimdi ben bir hiyerarşik modelleme kullanacağım için burada ne olacak birazdan göreceğiz. Seviye modülünden bir çıkış gelecek bana ve 3 bitlik bir çıkışım var. Ama ben sadece bu modüllerini şeylerini kullanacağım. Şurayı yanlış yazmışım. Şurası 2 ile 1 olacak. Pardon. Totalde şurası 3-2 diye gidiyor. Tamam, daha doğru oldu böyle. Birinci düğümün seviyesine S3 ve S2 demişim. Ama bu ne demek? Birinci düğümün kendi içinde en anlamsız 2 bitini kullandım aslında çıkanın. Aynı şekilde ikinci düğümün seviyesi de en anlamsız 2 bitini kullandım. S1 ve S0. Totalde 4 olduğu için burada 3-2-1-0 şeklinde yazdım S'yi, girişlerimi. Yani bu ne demek? Birinci düğümün seviyesi 4 ise ve ikinci düğümün seviyesi de 4 ise, çünkü 0-0 ne demekti? 0-0'ın 4 olduğunu ben burada isimlendirmiştim. Eğer bunların ikisinin de seviyesi 4 ise çıkışım ne olsun istiyorum? 0 olsun istiyorum. Eğer birinci düğümün seviyesi yine 4 ise ve 0-1 dediğimiz şey fark etmiyor. Çünkü öyle bir girişim yok benim. Burayı don't care olarak verdim. Yine aynı şekilde birinci düğümün seviyesi 4 ise, ikinci düğümün seviyesi 2 ise farkım ne olacak? 2 olacak. 4'e 3 olduğu zaman da farkım 1 olacak. Yani aslında burada bir çıkarma işlemi yapmış olmuyoruz. 16'lık karno yaparak bir tasarım yapmış oluyoruz. Bir soru daha var. Biz 3 bitlik input'u nasıl 2 bite indirdik? Tekrar söyleyebilir misiniz acaba? Tabii ki. Şimdi bizim bu seviye çıkışımızda 3 bitlik bir çıkışımız var değil mi? Seviye modülünün 3 bitlik bir çıkışı var. Bu seviye ne olabilir? Şuradan tekrar bakalım. Seviye modülüne geliyorum. Seviye modülünde ne yaptık? Şu yukarıdaydı sanırım. Şurada. Şimdi seviye modülümde benim toplamda 0 ile 4 arası benim 5 tane bir çıkışım var olası. O zaman ben bu çıkışları normalde 3 bitle gösteririm. 0-0-0'dan 1-0-0'a kadar gösteririm. Şimdi bu çıkışları zaten burada 3 bitlik bir çıkış sinyali olduğunu söyledik. Düğümün seviyesi ben bunu kullandığım zaman bana 3 bitlik bir sonuç verecek. Ama ben diyorum ki bunu yaparken hiçbir zaman seviye 0 ve seviye 1 gelmeyecek. Yani ben bir model bunu çağırdığım zaman, binary modülünü çağırdığım zaman çıkış olarak bana en düşük ihtimalle 2 verecek. Çünkü en düşük ihtimalle böyle en alt sayıda 0 verilse bile 2 seviye aşağı indiğim zaman ben şu anda 2. seviyedeyim. Yani en düşük 2, en büyük 4 olacak şekilde benim toplamda 3 tane ihtimalim var. Elimde 3 tane seviye var. Birinci düğümün 3 tane seviyesi olabilir. İkinci düğümün 3 tane seviyesi olabilir. Şimdi ben bu 3 seviyeyi normalde 2 bitle gösterebilirim. Atıyorum burası 0, 1, 2 olsaydı işim daha kolaydı. Neden? 0 dediğin şey çünkü 0, 0. 1 dediğin şey 0, 1. 2 dediğin şey 1, 0. Ama elimde böyle 4 gibi bir 3 bitle gösterilen bir sayı var. Bu yüzden diyorum ki 2 normalde 0, 1, 0. 3 dediğimiz şey 0, 1, 1, 4 dediğimiz şey 1, 0, 0. Şimdi
Ben bu 3 biti kullanmayıp sadece 2 biti kullansam fark ediyorum ki zaten 0 0 yani 0. seviye diye bir şey yok. O yüzden diyorum ki şu 2 biti kullanayım. Şu 2 zaten. Bu 3 4'ü gösterirken de 0 0'la gösteririm. 3 bitle göstereceğime 2 bitle gösteririm ve 0 0 derim. Bu da 4.'ü temsil eder. Bu şekilde bir çözüm yaptım. Çünkü birebir buradaki çıkıştan gelen hani kabloları kullanacağım. Bir çıkışım olacak ve o bitleri kullanacağım. Ve 0 0 ise istiyorum ki direkt 4 diye isimlendireyim. Pardon. Bir soru daha var. Derste kısa da olsa altılı karne gösterilmişti. Sınavda yapmamız durumunda kabul ediyor mu? Bunu Oğuz Hoca'ya sormanız lazım bu soruyu. Sadece iki bitini kullanma komutunu nasıl veriyoruz diye bir soru var. İki bitini kullanma komutu dediğimiz şey bu hangi çıkış? Düğümün seviyesi. Düğümün seviyesinin 2, 1, 0. Düğümün seviyesinin birinci ve sıfırıncı bitini kullanarak veriyorum. Yani sadece birinci ve sıfırıncı bitini kullanacağım ben burada. Şimdi çözüme devam ediyoruz. Şimdi burada iki bite nasıl düşürdüğümüzü anladık. Sadece burada yaptığımız şey aslında dedim ki 0 0 dediğim şey 4 olsun. 0 0 ise 4 olduğunu düşün. Çünkü ben burada böyle bir tasarım yapacağım. Sadece son iki bitine bakacağım iki çıkışında. Son iki bitine bakarak diyeceğim ki 4 ise ve bu da 4 ise seviye farkı 0 olsun. Çünkü bunun 4 olduğunu ben dedim zaten. 0 0'a 4 dedim ve bunu yazarken de ben söylüyorum. Burası 4 ise burası 4 ise farkları 0 olsun. 4 ise bu zaten fark etmiyor. Sadece tamamlamak için bunu 4 tane ihtimalimiz var. Boş kalmasın diye yazmak zorunda kaldık. 4 ise ve ikinci düğümün seviyesi 2 ise bunların farkı 2. 4 ise ikinci düğümün seviyesi 3 ise bunların farkı 1. Bu şekilde yazdım. Şu zaten don't care durumumuz. Buraları don't care aldık. Mesela birinci düğümün seviyesi 2 ise, ikinci düğümün seviyesi 4 ise bunların farkı kaç? 2. Yani aslında büyükten küçüğü çıkarmak gibi bir durum olmuyor burada. Sadece kendim tasarlarken diyorum ki bunların farkı 2'dir. Bu şekilde kolay bir tasarımı var aslında sorunun. İki tane de çıkışı olduğu için seviye farkının 2 bitlik bir çıkışı var. Çünkü olası durumlar maksimum 2. O yüzden 2 bitlik bir çıkış kullanıyorum. Bu bana yetiyor. 16 tane de durumum olduğu için 2 tane 16 bitlik karne yapmam yeterli oluyor. Karnosunu görmek isteyenler için şöyle gösterebilirim. Hangisi bu? Biz şu an parktayız. Karnosu şu şekilde. Diğerinin karnosu da yine şu şekilde. İki bitinin karnoları bu şekilde. Bu kısmı biraz karno kısmını hızlı geçtim. Şimdi bunu devresini tasarlayacağız. Karnodan sonra zaten buraları yazmak çok kolay. Artık şu devreyi bu şekilde çizebiliyoruz. Bunu şimdi kodlayalım birlikte. Tekrardan bakalım. Şunu kapatalım. Seviye farkının kodunu açalım birlikte. Fark burada. Bunu set hesap diyoruz. Bunu da set hesap diyoruz farkı. Test bencine. Şimdi şöyle büyütelim. Bizim girişimiz ne? 4 bitlik düğüm 1 var. 4 bitlik düğüm 2 var. 2 bitlik yön 1, 2 bitlik yön 2 ve 2 bitlik de seviye farkı çıkışımız var. Burada seviye farkı olacak i ile. I yazılmış orayı düzeltmiştim. İnşallah notu görmüşsünüzdür. Şimdi benim hiyerarşik modelleme dediğim şey burada ne yapıyorum? Binary modülünü çağırıyorum. Yani bir daha benim bunu kendi bunun içinde yazmamın manası yok. İki kere çağıracağım. Hazır yazılmış bir kod var. Binary modülünün girişleri ne alıyor? Bir tane düğüm alıyor, bir tane yön alıyor, bir de hangi yere, hangi noda çıkacağını, hangi düğüme çıkacağını dönüyor bize. Aynı şekilde düğüm 2'yi buraya veriyorum, yön 2'yi buraya veriyorum ve bir tane de burada sonucu beklediğim şeyin wire'ını tanımladım. Yani 4 bitlik bir tane hedef düğümü 1 tanımladım, hedef düğümü 2 tanımladım. Bu ne demek? Buradan çıkacak output, binary B1'in output'u aslında hedef düğümü 1 bu kabloya bağlanacak demek. Hedef düğüm 2 de buna bağlanacak. İst buraya bağlamış olduk bu şekilde. Şimdi artık ben binary modülüne bir düğüm verdim, yön verdim. Mesela 0 verdiysem ve 0 0 verdiysem 3 verecek bana. Hedef düğümü 1'in içinde artık 3 var. Aynı şekilde burada da bir tane düğüm var. Ve ben bu düğümlerin artık seviyesini hesaplamak istiyorum. Ve ben bu seviye modülünü yazmıştım daha önce. O yüzden seviye S1. Buraları isimlendirmek zorundayız bu arada. Ve aynı isimleri koyarsanız hata verir. Seviye S1 diyorum.
Ve buradaki hedef düğümünü input olarak veriyorum, bağlıyorum buraya ve bir tane seviye çıkışı bekliyorum. 3 bittik, bir tane seviye çıkışım olacak. Aynı şekilde ikinci düğümün de seviyesini seviye 2'ye bağlamış oluyorum burada. Hiyerarşik modelleme kısmı da bu, bu şekilde. Bunu dediğim gibi şey de yapabilirdik. Nokta işte oradaki düğüm 1 şeklinde de bağlayabilirdim. Aynı sırayla bağladığım için bu şekilde bağlamakta bir sakınca görmüyoruz. Böyle bağlayabiliriz. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık ben ne yapacağım? Buradaki seviye 1 ve seviye 2 wire'ının sağdaki bitlerini kullanacağım. Normalde 3 bit. 2 bite indirgediğim için ben 1. ve 0. bitini kullanarak şu kadarcık kısa bir kodumuz var. Hemen bakalım. Şu tasarıma birlikte. Şöyle küçültemedim. Hemen bakalım. Şimdi burada fark 1 çıkışını, farkın 1. bitini hesaplamak istiyoruz önce. Ne yapıyoruz? NAT kapımız var bir tane. V0'ı çıkış olarak verdim. Seviye 1'in 1. bitini verdim. Bu seviye 3 dediğim şey yan yana yazdığım için 3, 2, 1, 0 şeklinde gidiyor. Aslında yaptığımız şey seviye 1'in soldakinin 1. bitini vermek. Bu isimlendirme biraz kafa karıştırabilir. Bu şekilde buraya bakarak bir kodlama yapıyoruz. Daha sonra bir tane seviye farkı çıkışımız oluyor. Daha sonra şurada da ikinci devreye bakarak da, şöyle küçülteyim, şuraya bakarak da şu kısmı tasarlıyoruz. Her seferinde şey yapmamıza gerek yok. Mesela burada S2'nin NAT'ını alırken V3 çıktığını görmüşüm. Buraya da direkt V3'ü bağladım. Yani bir daha NAT kapısı kullanmama gerek yok. Kullanırsam problem olur mu? Olmaz. Üşenirseniz direkt öyle de yapabilirsiniz. Görürseniz hemen böyle de kullanabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Kodumuz bu kadar. Şimdi bunu çalıştıralım. Test bench'ine bakalım. Farkın test bench'ini açalım. Test bench'inde nasıl yaptık? Düğüm 1, düğüm 2 girişlerimiz vardı. Yön 1, yön 2 girişlerimiz vardı. Bunları register olarak tanımladık. Noktalı virgülümüzü koyduk. Çıkışımızda bir tane seviye farkı çıkışımız var. Bu da 2 bitlik bir wire. Yine sırasıyla bağladım bunları. Düğüm 1, düğüm 2, yön 1, yön 2 seviye farkı diye gidiyor. Daha sonra düğümlere ilgili değerlerini atadım. Mesela düğüm 1'e 0 vermişim, düğüm 2'ye 1 vermişim. Düğüm 1'in yönü 0, 0. Yani nereye gidecek? 3'e gidecek, sol aşağı gidecek. Aynı şekilde bunun da bir yönü var. Daha sonra bunların seviye farkını birlikte gözlemleyeceğiz. Simülasyonunu oluşturalım. Şunu küçülteyim şu şekilde. Şimdi burada kendimiz bakacağız. Şimdi 0. düğümdeyken önce şunu binary şeklinde yapalım, daha rahat görelim. Şunu biraz büyüteyim, büyütemedim. Tamam. Şimdi önce 0. düğümdeyim ve 0-0'a gideceğim. 0-0'a gidince ne olacak? 3 olacak. Düğüm 2'ye bakacağım. 1. düğümdeyken 1-1'e gideceğim. Şuradan bakalım. Bakalım hemen. 0. düğümdeyim 0-0-3. 1. düğümdeyim 1-1'e gideceğim 10. Seviyeleri kaç bunların? 0-1-2-3-4. Seviye farkının kaç olmasını bekliyorum? 1. Bakalım 1 mi? Evet 1. Tam şurada. Şurası 1. Şimdi tekrardan bakacağım. Bu arada şey de fark edebilirsiniz. Yönden bağımsız olarak aslında hangi düğümü verdi, düğümün direkt seviyesine bakarak da bir fark da bulabilirsiniz. Bu da ikinci yol olarak düşünebilirsiniz bunda. Mesela burada ne yapmışız? 0. düğüme yön olarak 0-0 vermişiz. Bu sefer 3. düğüme de yön olarak 0-1 vermişiz. Bakalım. 3. düğüme yön olarak 0-1 vermişiz. Bunun seviyesi 4. Bunun seviyesi yine 2. Bakıyorum seviye farkımız kaç? 2. Seviyeleri aynı olursa da 0 çıkışını alıyoruz. Yani kodumuzun doğru çalıştığını test etmiş olduk buradan. Herhangi bir problemle karşılaşmadık. Şimdi asansör modülüne bakalım. Şuradan devam edelim. Asansör sorusunda ne yapıyorduk? Aslında çok tasarımı kolay bir soru. Yani bu yaptıklarımızdan hiçbir fark yok. Yine Carnot pratiği olmuş oldu birazcık sizin için. Bir asansörümüz var. Bu asansörün bulunduğu kat var. 2 bitlik bir girişimiz var. 2 bitlik bir tane butonumuz var. Bu butonda da hangi butona basınca ne kadar yukarı çıkıp aşağı çıkacağını gösteriyor. Bir de durduğu kat var. Bu durduğu katta yine 2 bit olacak. Bunu birlikte tasarlayalım şuradan asansöre. 4 tane katımız var. 2 bit yeterli dedik. Zaten 2 bit inputumuz var.
Bulunduğu kat 1, bulunduğu kat 0 girişlerimiz. Aynı şekilde butonun birinci biti ve butonun sıfırıncı biti, iki bit olduğu için bunları bağladık. Ve ben sıfırıncı kattaysam ve 0-0 girişi geliyorsa bu ne demek? Bir kat yukarı çık demek. O zaman durduğu kat ne olacak? Durduğu kat 1 olacak. Ben sıfırıncı kattayım. 0-1 geliyor. Bunun anlamı ne demek? 3 kat yukarı çık demek. Şimdi farkındaysanız bunlar birbirlerine eş değil zaten. Biz demin isimlendirme böyle 3 bitten 2 bite düşürürken de aslında durumlara kendimiz isim verdik. Dedik ki mesela bu soruda olduğu gibi 0-0 ise 1 kat yukarı çık anlamına gelmektedir. Demin aslında biti düşürürken de yaptığımız şey aynı mantıktı. Şimdi burada 0. kattayım. 0-1 geldiyse 3 kat yukarı çık demek, 1-1 de durmuş. 0. kattayım, 2 kat aşağı in, inebileceği bir yer olmadığı için minimum 0 olduğu için 0'da durması gerekiyor. Bunu sonra belirtmiştik. 0. kattayım, 1 kat aşağı inemeyeceği için yine 0'da duracak. Şimdi ben bu tüm ihtimalleri takip ederek ne yaptım? Bunu doldurdum ve daha sonra yapacağım şey 4'lü karne yapmamız gerekiyor. 16'lı karne yapacağız 2 tane bit için. 16'lı karne yapacağız. Karnosu da şu şekilde göstereyim. Asansörün birinci biti için şöyle büyütelim. Karnomuz bu şekilde. Ve böyle bir çıkışımız var ve bunları biz devre olarak çizdim. Çizmek zorunda değilsiniz. Buradan takip de edebilirsiniz. Sadece daha rahat görelim diye devre olarak çizdim. Karno yaparken ne yaptık? Burada gruplandırmalarımızı yaptık. Birazcık cins bir karno gelmiş. Gruplandırması biraz zor olmuş. Aynı şekilde diğer biti içinde bir tane devre yaptık. İki tane karno çözmüş olduk burada. Bunun kodlamasını ve şeyini göstermeyeceğim. Zaten diğerlerinden hiçbir farkı yok. Tamamen şunları kodlayıp test edeceğiz, bu kadar. Benim anlatacaklarım bugün bu kadardı. Çözümü birlikte yapmış olduk. Herhangi bir sorusu olan var mı? Bir şey sormak isteyen var mı? Sesli de sorabilirsiniz, nasıl isterseniz. Ya da geçen lablardan, önceki lablardan sorusu olan varsa onları da sorabilirsiniz. Bakalım. Fark sorusunda 3 biti indirgemeyi yaptıktan sonra elde ettiğimiz bitlerin isimlendirme kısmını anlamadım. Tamam, orayı tekrardan bakıyoruz. Diğer ödev ne zaman verilir tahminen? Diğer ödev en kısa zamanda verilir. Geç geldim, cevaplar yüklenecek mi sisteme? Elimde kodlar var zaten şu anda. Bu kodları yükleyeceğim, piyasaya yükleyeceğim. Videoda muhtemelen yüklenir diye düşünüyorum. Tamam, 3 biti indirgemeyi nasıl yaptık? Şimdi oraya geri dönüyorum. Üç biti indirgemeyi ben şu şekilde yaptım. Şimdi. Hocam sözünüzü kesiyorum tabii ama. Tabii ki. Tabii ben o kısmı anladım da. Burada birinci düğümü seviyesine S3 ve S2 falan verdik ya. O aslında yukarıda indirgemeden öncekinde farklı bir değeri almıyor mu? O yüzden yani normal olan bir değeri başka bir şey atamış olmuyor muyuz? O kısmı anlamadım. Burası S3, S2 değil aslında. Totalde 4 bit olduğu için böyle göstermişim. Şey diye düşünebilirsin burayı. Birinci düğümün birinci bitiyle sıfırıncı biti. Bu da ikinci düğümün şey olsun artık, ismi X olsun mesela. Bunun birinci bitiyle sıfırıncı biti. Yani ben burada 4 bit olduğu için bu şekilde isimlendirmişim. Sadece yaptığım şey sağdaki iki bitini kullanmak. Şimdi elimde iki tane seviye çıkışı olacak. Birincisi bu. İkincisi yine 3 bitlik böyle bir çıkışım olacak. İstediğim şey şu sağdakini kullanabilmek, bir de şunun sağdakini kullanabilmek. Yani aslında 6 tane olası girişi ben burada 2-2 indirgemiş oldum. Totalde 4 girişim olmuş oldu. Oldum şimdi burası. Ama biz kullanırken mesela S3 S2 diye yazmayacak mıyız? Yani yazmadık mı? Yok, ben burayı S3 S2 diye şey diye yazdım. Aşağıda kendim öyle yazmışım. Yani 4 tane girişi var ya burada. 4 tane giriş S0, S1, S2, S3 olsun diye yazdım. Kodlarken aslında şu şekilde yazdım. Kodunun içini tekrar açalım. Farkın içini. Seviye 1'in birinci biti, seviye 2'nin sıfırıncı biti. Hiçbir zaman ikinci bitini kullanmıyoruz. Yani en soldaki bitini kullanmıyoruz. Burada bir kafa karışıklığı olmasın. Yani sadece burada yazarken 4 bit olduğu için böyle göstermişim. Aslında kullandığımız şey burada seviye 1'in birinci biti ya da sıfırıncı biti mesela, ya da seviye 2'nin aynı şekilde. Yani bu seviye 1-2 dediğim şey çıkan output'lar, 3 bitler bunlar normalde, 3 bit. Ama ben sağdaki bir 2 bitini kullandığım için de birinci ve sıfırıncı bitlerini kullanarak çözüyorum. Yani şuraya bu şekilde seviye düğümü 1 ve 2 diyebiliriz, rica ederim. Şu aşağıdakilerde isimlendirme şey olmuş, biraz kafa karıştırıcı olmuş. O yüzden kodla bunun arasında biraz farklılık var. Ama mantığımız bu şekilde.
Var mıydı başka soru? Sanırım yok. O zaman başka bir sorunuz yoksa ya da önceki lablarla da ilgili bugünlük dersi burada bitirelim. Ben kaydı da durdurayım.